Herkese merhaba. İki gün önce mecliste Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyordu. Bu görüşmeler esnasında Hacı Bektaş Dergahı ile ilgili, oradan götürülen malzemelerle ilgili Sayın Bakan'a soru sormuştuk. Bu sorudan sonra bakanla birebir de görüşme yaptım ve bu görüşmenin neticesinde kendileri konuyla ilgileneceklerini ve bana dönüş yapacaklarını söylemişlerdi. Şimdi bununla ilgili bir dönüş oldu. Ben de kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Beni müzelerden sorumlu genel müdür aradı. Bakanın talimatıyla aramış. Ve kendisi söylediklerimizin doğru olduğunu, maalesef böyle bir durumun yaşandığını, bazı 5 parça malzemenin Hacı Bektaş Dergahı'ndan alındığını, tamir ve bakım amacıyla ama kimisinin 8 yıldır tekrar iade edilmediğini söyledi. Bu konuyla yakından ilgileneceğini ifade etti ve 2 parça malzemenin önümüzdeki hafta müzeye tekrar teslim edileceğini, dergaha tekrar götürüleceğini söyledi. Kalan 3 parçanın ise 1,5 ay içerisinde bütün tamir bakımı tamamlanarak tekrar iade edileceğini söyledi. Yani toplam 5 parça malzeme haftaya 2 parçası, diğer kalan 3 parçada 1,5 ay içerisinde geri yerlerine teslim edilmiş olacak. Bunu kamuoyuna belirtmek isterim. Tabi bu şunun için önemli. Bu dergahlar bizim için Alevi inanç merkezleri özelliğini koruması gerekiyor. Her ne kadar devlet açısından statüsü müze olsa da bizler için hala, o gün bakana da söylemiştim, inanç ibadet merkezi olmaya devam ediyor. O anlamıyla buraların Alevi Bektaşilere ait olduğuna yönelik kimi tarihsel malzemelerin, tarihsel bir takım sembollerin oralardan koparılmasına, alınmasına ve tarihle bağının koparılmasına müsaade edilmemesi gerekiyor. Bunu şunun için önemsiyorum. Sivas Tarihi Baba Dergahı var. Gitmeyenler gitsin görsün. Görenler de mutlaka şunu görmüşlerdir. O dergah artık bir Alevi dergahı olduğunu anlamak mümkün değil yani gittiğinizde. Eğer siz tarihsel olarak bunu bilirsiniz ama gittiğinizde bunu görmeniz mümkün değil. Çünkü Ali Baba dergahının Alevi Bektaşi tarihiyle olan bütün bağları kopartılmış. Bütün oradaki Alevilere ait malzemeler, materyaller ne varsa hepsi alınmış yerlerine Sünni inanç yapısına uygun, Sünni tarikat yapılarına uygun malzemelerle donatılmış. Dolayısıyla yarın öbürsü gün, bugün yani bugün nasıl tıpkı Yunus'a sahip çıktıkları gibi Hacı Bektaş'a da zaman zaman aslında kendisinin hacca gittiğini, namaz kıldığını, sünni olduğunu söylemiş olmaları gibi dergahı da bu şekilde dönüştürülmesine müsaade etmemek gerekiyor. Biz mecliste olduğumuz sürece bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Hacı Bektaş'taki dostlarımızla istişare halinde tabii ki ve Alevi kamuoyuyla istişare halinde, Alevi kurum yöneticileriyle bu konunun takibini yapacağız. Öncelikle bu malzemelerin iadesinin sağlanmasını sağlamamız gerekiyor. Bu sağlandıktan sonra da başka yerlerde ne tür sorunlar varsa bunlarla da birebir ilgileneceğimizi buradan belirtmek isterim.